Mehmetçik kardeşlerim, güzel dostlarım, hoş geldiniz. Bugün anlatacağımız konu uzun zamandır aslında çekmek istediğim ve vakit bulamadığım için sizleri sürekli ertelediğim bir durumda arkadaşlar. Bugün anlatacağım konu aslında sözleşmeli er olmak isteyen tüm kardeşlerimi ilgilendirecek ve sözleşmeli erken, görevdeyken, eğitimdeyken, alaydayken başınıza gelecek içtimalar, koğuşlar, merkezler, yani aklınıza gelecek tüm meseleler, tüm konuları bugün anlatacağım. A'dan Z'ye kadar anlatacağım arkadaşlar. Yani emin olun, beni dinlediğiniz zaman ya olumlu düşüneceksiniz ya olumsuz düşüneceksiniz. Bu sizin başınıza gelecek. Oradayken, illayken her şey başınıza gelecek. Ben burada sizlere bir kestirme yol öneriyorum arkadaşlar. Yani her şeyi baştan aşağı söyleyeceğim. İşinize geliyorsa bu şekilde ilerleyin gerçekten. Doğru olan neyse ben zaten sizlere onu aktarıyorum elimden geldiğince sürekli. Bana sorular geliyor. Sözleşmeler olabilir miyim abi? Benim yaşım tutuyor mu? Ne mezun olmam gerek? Bunları nasıl sağlayacağım? Vesaire vesaire, böyle sorular geliyordu. Arkadaşlar, ortaokul, lise, üniversite mezunu olan herkes olabilir. Gerekli kriterleri sağlıyorsa herkes olabilir. Bir arkadaşımız beylik tabancası kullanılıyor mu, kullanabiliyoruz mu diye sorular sormuştu. Arkadaşlar, deniz kuvvetlerinde ve hava kuvvetlerinde beylik tabancasını kullanamazsınız arkadaşlar. Kara kuvvetlerinde görev tabancası diye bir şey var. Sen komandosun, dağa çıkıyorsun ve dağda sana bu tabancayı veriyorlar. Yani size verilen beylik tabancası Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tabancadır. Bana soracak olursanız arkadaşlar, katılmak için bana 3 tane sebep söyle kardeşim dersen onları da söyleyeceğim. İzinlerden bahsedeyim. Yılda 30 gün izin hakkınız var arkadaşlar sizlerin, yani yasal olarak devletimiz yani. Maaşlardan bahsedeyim arkadaşlar. Birçok bunlara sorular geliyor zaten. Batı'da yapan bir kardeşimizin 2021 maaşı arkadaşlar, yani %90 oranında zaten bu maaşlar. 4000 ile 4500 arası alır bu kardeşlerimiz. Doğu'da yapan bir kardeşimiz 5 ile 6 arasında değişir. Hudut bölgelerinde ve sınır bölgelerinde görev yapıyorsanız 7000, 8000, 9000 TL'ye kadar çıkar arkadaşlar. 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettiğiniz sürece içerideki tazminatınız da birikir arkadaşlar. 3 yılın sonunda sizlerin alacağı 80 bin liraya yakın bir tazminat olacaktır. Bu bugün 2021 ise 2024'e kadar 100 bin TL'yi bile bulur arkadaşlar. Dışarıda kimse size 3 yıl çalışıp da 100 bin lira vermez arkadaşlar. Biz gariban çocuklarıyız. Yani etimizi tırnağımıza geçirsek bile kimse kimseye bu devirde 3 yıl çalışıp da 100 bin lira vermez. Katılmak için bu da bir sebeptir arkadaşlar. Yani bu anlattığım kısmı basamak olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. 7 yıl hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kardeşimiz 200 bin TL'ye kadar bir tazminat alır. Yani bu anlattığım kısım 200 bin TL'lik bir kısım. 5 yıl, 6 yıl sonra 200 bin TL'lik kısım 300 bin TL bile olur. 2011'de Kara Kuvvetleri sözleşmeli er alımını başlattı arkadaşlar. Ve 7 yıl dediğim gibi hizmet ederseniz Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 7 yılın sonunda sizlere verilecek tazminatın ardından memuriyet diye bir hak tanıyor devlet. Yani memuriyet dediğim kısım ceza infaz koruma memuru gibi, gardiyan gibi bir meslekte çalıştırıyorlar. 7 yıl hizmet ederseniz devletimiz bu çalışmalara devam ediyor. Yani sizleri boş bırakmamak için. Çünkü yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ettiğiniz için devletin en iyi personelleri arasında bulunuyorsunuz. En değerli arasında bulunduğunuz için sizlere böyle bir imkan sağlaması için elinden geleni yapıyor ve araştırmalara da devam ediyorum arkadaşlar gerçekten. Ne oluyor, ne bitiyor, her şeyi söylüyorum sizlere. 7 yılın sonunda ister istemez bu işi bırakıyorsunuz arkadaşlar. Bana kalırsa 3 yıl sözleşmeli erlik yapın. 3 yıllık bir imza atın. Hemen 7 yılla imza atmayın. Kafanıza yatarsa devam edin. Kafanıza yatmazsa 3 yılın sonunda
uzman çavuş olmak isterseniz bu da sizler için bir avantajdır. Bu sizin yeteneğinize bağlı tabii ki. Uzman çavuş olmak isteyen her kardeşimiz maalesef uzman çavuş olamıyor. Direnmek lazım, mücadele etmek lazım, ümidimizi, umudumuzu yitirmemek lazım, sabretmek lazım arkadaşlar yani. Bu zamanda gerçekten kolay ekmek yoktur. Birliklerden bahsedeyim arkadaşlar. A'dan Z'ye kadar tüm komutanların emirlerine uymak zorundasınız yani. Bu şekilde emirlere uyduğunuz sürece sizler için gerçekten çok iyi olacaktır. Orada toplu alan yaşamında yaşayacaksınız. Bir sürü tanımadığınız insan olacak arkadaşlar. Hepsiyle kaynaşacaksınız. Koğuşlardan bahsedeyim. 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik, 50 kişilik koğuşlarda yaşayacaksınız. Yerine göre değişiyor tabii ki arkadaşlar. Sabah, öğlen, akşam içtima alınır arkadaşlar. Yemeklerden bahsedelim biraz. Yemekler normal durumdadır. Tabii bazen yenilmeyecek durumda oluyor. Bazen sevmediğimiz yemek oluyor. Yani bu şekilde sıkıntılar oluyor. Bazen sıkılıyoruz, sinirleniyoruz. Yani kendimize hakim olmak için kendimizi sürekli böyle sakinleştirmemiz gerekiyor. Silahlı kuvvetlerinde verilen emirleri yerine getir kardeşim. Keyfine bak, kafan rahat olsun. Çalışma sisteminden bahsedelim arkadaşlar. Denizde, havada, karada çalışma sistemi 8 ile 5 arasındadır. Yani 8'de başlayıp saat 5'te mesainiz bitiyor arkadaşlar. Kara kuvvetleri savaşçı birlikleri oldukları için özellikle arkadaşlar her zaman hazır kıtalardır. Yani her an göreve çıkabilirler. Allah binlerce kez yardımcıları olsun bu kardeşlerimizin gerçekten. Siz izindeyken bile sizleri çağırabiliyorlar. Yani uykudayken, izindeyken, tatildeyken sizleri bir anda çağırabiliyorlar. Özel görev olduğu için bunları bu şekilde arkadaşlar yani kara kuvvetleri bu şekilde. Çok zor bir kuvvet. Allah yardımcıları olsun gerçekten. Kolay bir meslek değil. Bu işin özel noktaları da çok. Faydalı noktaları da çok arkadaşlar gerçekten. Sabır sahibi oluyorsunuz. Yani sabırsız arkadaşlar için söyleyeyim. Bence çok güzel sabır elde ediyorsunuz yani. Çünkü birçok yasak var ve uymak zorunda oluyorsunuz. Disiplinli bir asker oluyorsunuz. Dışarıda ben yapmam dediğin, yemem dediğin yemekleri yiyorsun. Yeri geldiğinde tuvaletleri yıkarsınız arkadaşlar. Bu işin ayıbı yoktur çünkü ekmek parası için her şeyi göze almamız gerekiyor. Yeri geldiğinde banyoyu yıkarsınız. Yeri geldiğinde koğuşları yaparsınız. Mıntıka temizlersiniz. Denetimlerde yürürsünüz. Acil bir durumunuz olur. Yardımcı olur komutanlar. Karşınızdaki de sonuçta bir insan arkadaşlar. Kendinizi geliştirirsiniz arkadaşlar. Tabii birliklerin durumuna göre değişir, müsaitliğine göre değişir. Kendinizi nasıl geliştirirsiniz? Kitap okursunuz, dilinizi geliştirirsiniz. Yani 3 yılın sonunda tazminatınızı alırsınız. Ev almak isterseniz ev alırsınız. Manav bile açarsınız arkadaşlar. Pastane bile açarsınız. Bir ekstranız olur yani arkadaşlar. En azından bu şekilde bir imkanınız olur. Uzman olabilirim derseniz bunlar da sizler için bir ekstra olur. En azından mülakata gittiğiniz zaman sen ne iş yapıyorsun dediği zaman karşındaki komutan ben 3 yıl sözleşmeli erlik yaptım. 3 yılımı tamamladım. Şu anda uzman çavuş olmak istiyorum. İleride nasip olursa komutanım dersiniz. Kendinizi övün arkadaşlar, övebilirsiniz yani hakkınız çünkü 3 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet etmek kolay değil. Bir ekstranız olur gerçekten. Şartları sağlayabileceğinize inanıyorsanız ve dışarıda bir mesleğiniz yoksa veya okumuşsunuz, işiniz gücünüz yoksa ama şöyle düşünmeyin, silahlı kuvvetleri işi gücü olmayan insanı barındırmıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünün yani silahlı kuvvetleri barındırmaz böyle insanları. En güzel şekilde yapmanızı ister. Buradaki mesleği sizlere öğretiyorlar. Gece gündüz çalışırsınız. Bununla yaşarsınız. Bazen öyle bir gün olur ki bir hafta yatmazsınız bile. Sabrettiğiniz zaman eninde sonunda siz kazanacaksınız arkadaşlar. Yeter ki sabredin. Hiçbir zaman umudunuzu, ümidinizi yitirmeyin kardeşlerim. Aileniz gitme oğlum, yapma oğlum der. Sizin için bir gelecek hazırlayamamıştır. Elindeki imkanlar yoktur yani.
arkadaşlar. Onları suçlayın demiyorum. İmkanlarımız bu kadar yani kardeşlerim. Herkes ister ki zengin bir ailenin çocuğu olayım. İstediklerime yetişeyim, ulaşabileyim, istediklerimi alayım, her şeyi yapayım. Bunları her ailenin çocuğu bunları ister. Ama işte bizim kaderimiz, yaşamımız bu şekilde. Biz bu mesleğe sahip olmak isteriz. Annemiz izin vermez, babamız izin vermez. Bu yolda arkadaşlar şehit olmak var. Vatanına, milletine hizmet ederken ölmek var. Bunun için annemiz, babamız üzülüyor. Gitmeyin oğlum, yapmayın oğlum. Hele hele hani uzmanlığı, sözleşmeli, subaylığı bırakın. Askerliğe giderken bile her giden yolda, her giden kardeşimizin arkasına dönerken bir baktığı bir özlem, bir hasretin ardından annenin ağlayışı, babanın ağlayışı, kız kardeşinin, erkek kardeşinin, sevdiklerinin ağlayışı vardır. Bu meslek bu şekilde arkadaşlar. Yani ben dediğim gibi ailenizi kesinlikle suçlamayın. Onlar da ister evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirip en iyi şekilde istedikleri hedeflere ulaştıralım. Arkadaşlar dünyanın en zor mesleği arasında bu askerlik. Gerçekten güzel bir yaşam istiyorsanız arkadaşlar, normal standartlarda bir hayat yaşayayım diyorsanız gelin beyler. Hiç düşünmeden gelin. 3 yıl dişinizi sıkın. Bunlara katlanın. Sabırlı olun. Kendinizi boşluğa vermeyin kesinlikle. Her zaman kendinizi geliştirin. Ve çıktığınızda zımba gibi olun. Beton gibi olun. Kendinizi her zaman iyi bir şekilde geliştirin. Zihninizi geliştirin. Vücudunuzu geliştirin. Gerçekten güçlü bir şekilde ayrılabilirsiniz. Eğer istiyorsanız öyle, ben istiyorum demekle olmuyor arkadaşlar. Laf değil, icraat önemli. Herkes ben yaparım, ben askerliği en iyi şekilde yaparım diyor. Sözleşmeli ellik ne ya? Ben askerliğin kralını yaşadım. Ben sporcuyum diyenleri de gördük arkadaşlar. Oradayken ağladıklarını da gördük. Yani lafla ben yaparım demekle olmuyor arkadaşlar. Bir kere kalpten gelecek, kalpten. Kalbin atacak. Zımba gibi atacak kalbin. Vücudun zımba gibi olacak. Yüreğin çelik gibi olacak. Laf değil, icraat önemli kardeşlerim. Gerçekten bakın, bu meslek bu şekilde. Yaklaşık 15 dakikadır ben bunu sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Hedeflerinize ve hayallerinize ulaşın. Ulaşmanız için tüm imkanları sizlere söylüyorum gerçekten. A'dan Z'ye kadar bir sözleşmeli er olan kardeşimizin başına gelecek tüm olayları ben bugün anlattım. Kışlada, koğuşta, mıntıkada yapacağınızı, gerektiğinde tuvaletleri yıkayacağınızı, banyoyu yıkayacağınızı, gerektiğinde her şeyi yapacağınızı anlattım arkadaşlar. Yeri geldiğinde Suriye'ye gidersiniz, sınır dışına gidersiniz. Bir hafta, 3 ay gerekirse banyo bile yapmazsınız. Su olmayan bir yerde banyoyu düşünmeyin zaten. Size gelen bir erzak olur, bir su olur, bir koli su olur. O koliyle banyo yapayım, kendime geleyim diyemezsiniz. Gelen suyu kendi ihtiyacınız için kullanırsınız. Kokarsınız bile arkadaşlar. Bakın bu mesleğin zorluğu bu şekilde. Ben yaparım, tamam, kendim düşündüm, taşındım, karar verdim diyorsanız gelin bu yolda arkadaşlar. Ben bakıyorum son zamanlarda bir sürü insan başvuru yapmış. Bir sürü, yani yılın ikinci sözleşmeler alımında yaklaşık bir 65 bin aday başvuru yapmış. Acaba 65 binin içinde kaç tane bu dediklerimi uygulayacak? Kaç bin kişi eğitimde eğitimi bırakıp gidecek, istifa edecek? Bu ne la, ben nereye geldim diyecek? Bunları diyeceksiniz arkadaşlar. Diyecek arkadaşlar da olacak. Benim dediğim gibi yapan arkadaşlarınız da olacak. Yani dişinizi sıkın. Sabırlı olun kardeşlerim. 3 yıl boyunca devletimize hizmet edin. Ve 100 bin liraya yakın bir tazminat alın. Ev almak isterseniz bir katkı sağlarsınız. Yani manav açın, market açın, yani dükkan açın. Sizler için bir imkan tanınmış. Uzman olayım derseniz, lise mezunuysanız
Şartlara bakın, kriterleri sağlıyorsanız gidin uzmanlığa başvurun. Emin olun kardeşlerim, bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Sözleşmeli eri 3 yıl tamamladıktan sonra mülakatta ben 3 yıl sözleşmeli eri yaptım dediğiniz zaman komutanlar bir kere sizlere bir kere daha bakıyor. Bu personelimiz askerliğini biliyor. Özel adam, özel yetiştirilmiş diyor. Ben bunu alayım diyor. Niye dışarıdan bir adam alayım diyor. Bu şekilde düşünün kardeşlerim. Beni bu sürece kadar izlediğiniz için kardeşlerim çok teşekkür ederim. Bana destekli olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalımızın yanında katıl butonu var. Bağış yaparak da bizlere ayrıca destek olabilirsiniz. Tabii ki imkanınız varsa arkadaşlar. Bu bağışlar da özel yerlere gidiyor. Yani maddi durumda yaşayan, sıkıntı yaşayan kardeşlerimize gidiyor. Allah'a emanet olun.